Arkadaşlar, boğma hünkârı. Bu konuda çok bilgi sahibi değilim. 3 tane yavrusunu anca alabildim. 3 takım da ayrıca altında öldürdü. Yani çıkmış yavru 1-2 günlük ayağının altında eziyor. 3 yavruyu ancak kurtardım, evde bakabildim, büyüttüm. Şimdi bu konuda bilgi sahibi olan her kim varsa sizlerden rica ediyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten bu kuşları üretmek istiyorum. Bu baba. Bu birinci beyaz ana, öteki yavru. İki aşağıdaki sarı ve siyahlar da yavru. Maalesef bu kuşu üretemedik. Bize nasip olmadı artırmak. Farklı bir beceri istiyor. Sizlerden ricam, bu güzel kuşları üretebilmem için. Bir de renkleri konusunda çok da bilgi sahibi değilim. Her şeyi İlyas Yıldırım bilmez. Bilgi sahibi olan herkesten bu konuda yorum bekliyorum. En güzel bakıcının altına koymak istemiyorum. Onu söyleyeyim. Ama şöyle tabii, bunun altına farklı yumurta koyabilirim ama öldürecek yine. Yani neden yavruları öldürür, ayağının altına ezer? Bu kuşun alışması ile alakalı değil, çünkü 5 takım yavrunun, eğer bu 3 tane yavruyu da altlarına almasaydım, bunları da öldürecekti. Böyle bir genel problemimiz var. Bilgi sahibi olan herkesin yardımcı olmasını bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kuşlar hakkında, renkleri hakkında da bilgi verebilirsiniz. Çok bildiğim bir konu değil. Düz hünkârı çok baktık ama boğma farklı bir şey. Bu konuda bilgilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim her birinize. Allah hepinizden razı olsun. Bu siyah beyaz olan babamız, keşke boğazına kadar beyaz çıksaydı ama maalesef. Şöyle bir böyle görebilirsiniz onu. Şöyle bir gırgırlı yavru aldık ondan. Göstermiyor yandan kendini. Şöyle üstüne aşağı baksak. Ya da yanına ineyim. Şöyle gırgırlı bir yavru aldık ondan. Bu yavru. Bu da yavru. Şu arkadaki yavru beyaz. Öndeki annesi. Bir önceki yavru tabii büyümüş şu anda. Bu da erkeğimiz. Baba. Bir yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim.